Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tanınan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez bu kez Türkiye'yi Doğu Akdeniz üzerinden hedef aldı. Yunanistan'ı ziyaret eden ve Atina Üniversitesi'nde kendisine Fahri Doktora ünvanı verilen Menendez daha sonra açıklama yaptı. ABD'li senatör Doğu Akdeniz'deki en büyük tehdidin Türkiye olduğunu söyledi. Türkiye, NATO müttefiki statüsüne rağmen Ege Denizi'ndeki kışkırtıcı uçuşlarıyla Yunan egemenliğine meydan okuyor. Savaş uçaklarıyla hava sahasını ihlal etmek hiçbir ülke için kabul edilemezdir. Hele ki bu bir NATO ülkesinden geliyorsa kesinlikle kabul edilemezdir. Kıbrıs'ta da Türkiye'yi işgalci ilan eden Menendez, yaşananlar için Avrupa tarihinde çözülmesi gereken korkunç bir leke ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kapalı Maraş'ı kısmen açmakla Kıbrıs'a adeta bombalama yaptığını söyleyen Menendez, bu adımın Erdoğan'ın ileriye dönük makul bir yol bulmakla ciddi olarak ilgilenmediğinin bir başka hatırlatıcısı olduğunu iddia etti. Threat in the Eastern Mediterranean continues to be Turkey. Menendez konuşmasında Doğu Akdeniz'deki gerilime de değindi. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki en büyük tehdit olarak niteleyen Menendez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik kriz nedeniyle dikkatleri başka yöne çevirmek için çatışma peşinde olduğunu ileri sürdü. Umarım ABD bu durumdan Erdoğan'ı sorumlu tutar ifadelerini kullandı. And at the same time that we're dealing with Russia. ABD'li senatör ayrıca Moskova'nın Avrupa'nın güney kanadını tehdit etmenin bir yolu olarak Akdeniz'e askeri erişimi güvence altına almaya çalıştığını ileri sürdü. Rusya ile işbirliği yapma konusunda Türkiye'yi uyaran Menendez, bunun olmasına izin vermemeliyiz dedi.